Merhabalar sevgili örgü severler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videomda sizlere bu gördüğünüz çizgili model bebek yeleğimin anlatımını yaptım. Detaylarına birlikte bakalım. Yeleğimizin arka taraftan da görüntüsü bu şekilde gerçekten çok şık, modası hiçbir zaman geçmeyen hem kız hem erkek bebekleriniz için örebileceğiniz güzel bir model. Elinizde tek yumaklar halinde kalmış ipleriniz varsa onları da değerlendirebileceğiniz bir model. Yeleğimi 06 ay ölçüsünde ördüm. Bu modeli daha büyük bedende, 1-1,5 yaş veya 2-3 yaş için örmek isteyenler kanalıma açtığınızda Çizgili modeller oynatma listesi içinde daha önce hırka olarak anlattığım videolarımı görebilirsiniz. Ayrıca modeli şapka ve patik olarak da anlattım. Dilerseniz bebekleriniz için yelek, hırka, patik ve şapkadan oluşan tam takım halinde bu modeli örebilirsiniz. Bütün videolar oynatma listesi içinde mevcut. Dilediğiniz gibi onlardan yarala, yararlanarak daha büyük bedenlerde örmek için gerekli sayıları ve bütün bilgileri ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, 06 ay ölçüsünde. Hemen beden ölçülerini sizlerle paylaşayım. Yeleğimin beden genişliği 25 santim ve boyu da 28 santim. Yeleğimi örmek için 3 farklı renkte kar topu baby One kullandım. İpimiz 100 gram ağırlığında 250 metre uzunluğunda anti özellikle özellikli bir bebek ipi Aynı renklerle örmek isteyen arkadaşlar için kullandığım hardal rengin kodu 1854, kırık beyazın kodu 019 ve mavi rengin kodu 604. Yeleğimi 3,5 numara şişlerle ördüm ve 5 tane düğmeyle de tamamlamış oldum. Yeleğimizi yakadan başlayarak tek parça halinde örüp bitireceğiz. yaka kısmında bu yakamızın bu şekilde yuvarlak bir oyuntuya sahip olmasını sağlayan yaka düşürme tekniğini uygulayacağız. Videoda bütün detayları sizlerle paylaşıyor olacağım. Malzemelerimiz hazırsa yeleğimizin yapımına başlayalım. Yeleğimizin yakası için şişimize 71 ilmek atıp geliyoruz. Şişimize 71 ilmek atıp geldik. Yakamız için 8 sıra bir ters bir düz lastik öreceğiz. Ben bu modelde klasik bir ters bir düz lastiğe alternatif bir teknik kullanacağım. Dilerseniz benimle birlikte bu tekniği uygulayabilirsiniz. Dilerseniz normal bir ters bir düz lastikle yakanızı örebilirsiniz. Şu an arka yüzde ve örgümüzün ilk sırasındayız. Bu sırada normal bir şekilde bir ters bir düz örerek başlıyoruz. İkinci sırada bahsettiğim tekniği uygulamaya başlıyoruz. İlk ilmeğimizi ters olarak örerek sıramıza başlıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzde ilk sıramızda bir ters, bir düz lastik ördükten sonra şu an ikinci sırada ve örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada bahsettiğim tekniği uygulamaya başlıyoruz. Bu teknikte ön yüzlerdeyken düz ilmekleri normal şekilde alarak örüyoruz ters ilmekleri çaprazlama olarak örüyoruz. Hemen başlayalım. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi düz ilmek onu örmeden şişime alıyorum. Yanındaki ilmeğim ters. Ters olduğu için onu normalde buradan bu şekilde alıp örmem gerekiyor ama bu teknikte şöyle şuradan ar arka kısmındaki ipini alarak ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya alıp düz ilmeğimi normal şekilde örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum ve Ters ilmeğimi çapraz olacak şekilde örüyorum. Şöyle şuradan önden değil arkadan şuradan ilmeğimi alarak örüyorum. Düz ilmeğimi normal örüyorum. Ön yüzlerde bu şekilde yapacağız. Ters ilmeklerimizi çaprazlama olarak öreceğiz. Düz ilmeklerimizi normal öreceğiz. Ters ilmekleri çaprazlama bir şekilde alacağız. Düz ilmekleri normal bir şekilde öreceğiz. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz ve arka yüze geçip devam ediyoruz. Arka yüze ve örgümün 3. sırasına geçtim. Bu sırada arka taraftayken ters ilmeklerimi normal şekilde öreceğim. Düz ilmeklerimi çaprazlama alarak öreceğim. Yani ön sırada yaptığımın tersini yapıyorum burada. Sıra başındaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ben sıra başındaki ilmeklerimi örmeden alıyorum. Yanındaki ilk ilmeğim düz. Düz olduğu için onu normalde bu şekilde örmem gerekiyor ama bu sırada şu an arkadan alarak yani bu taraftan alarak ilmeğimi örüyorum. Ve bu şekilde çaprazlama olmuş oluyor ilmeğim. İpimi öne alıp ters ilmeğimi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğimi çaprazlama olacak şekilde şuradan alarak örüyorum. Ters ilmeğimi normal örüyorum. Düz ilmeği buradan alarak çaprazlama örüyorum. Ters ilmeği normal şekilde örüyorum lastiğimizin arka yüzlerinde bu şekilde öreceğiz ön yüzde ters ilmekleri çaprazlama alacağız arka yüzde düz ilmekleri çaprazlama alacağız bu şekilde lastiğimiz devam ediyor arkadaşlar bu sıramızı tamamlayalım sonraki ön yüze geldiğimizde ilik açma işlemimizi de yaparak örgümüze devam edeceğiz bir sonraki ön yüzde ve yakamın dördüncü sırasındayım lastiğimiz oluşmaya başladı. Ön yüzde görüntüsü bu şekilde oldu. Arka tarafta da bu şekilde görünüyor. Şimdi bu sırada ilik açma işlemini yaparak devam ediyoruz. Erkek bebekler için örenler benim gibi sıra başında iliklerini açabilirler. Kız bebekler için örenler sıra sonunda iliklerini açabilirler. Sıra başındaki ilk 3 ilmeğimizi örüyoruz. Ön yüzde olduğumuz için bu sırada düz ilmeklerimizi normal şekilde öreceğiz ters ilmeklerimizi çaprazlama alarak öreceğiz ilk ilmeğimi örmeden aldım yanındaki çapraz ters ilmeğimi bu şekilde çaprazlama alarak örüyorum sonrasında düz ilmeğimi normal şekilde örüyorum 3 ilmek ördükten sonra bir tane dolama yapıyorum ve sıradaki 2 ilmeği birlikte alarak öreceğim ilmeklerimi böyle sağdan değil soldan şuradan ikisini birlikte alarak öreceğim ve devam ediyoruz. Sıramıza devam ediyoruz. Ters ilmeklerimizi çaprazlama örüyoruz. Düz ilmeklerimizi normal şekilde örüyoruz. Bu şekilde lastiğimizi örmeye devam ediyoruz. Kız bebekler için örenler sıranın sonunda 3 ilmek kalacak şekilde ilk iliklerini açabilirler. Lastiğimizi örmeye devam edelim. Lastiğimiz toplam 8 sıra olduğunda yakamızı tamamlamış olacağız ve robamıza devam edeceğiz. Yeleğimizin yakasını 8 sıra bir ters bir düz lastik olarak örüp geldik. Ee, şimdi robamızın ilk sırasında ve örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada hem roba ayrımlarımızı yapacağız hem de yaka düşürme çalışması yapacağız. Ayrım sayılarımızı ve yaka düşürmeyi bu şekilde notumu aldım ben. Sizler de dilerseniz e, ekran görüntüsü alabilirsiniz. 71 ilmekle örgümüze başlamıştık. Yeleğimizin arkasını 19 ilmek, kollarını 9 ilmek, önlerini 13 ilmek olmak üzere ayıracağız ve artırma yapacağımız yerlerde de aralarda ikişer ilmek bulunacak. Yaka düşürme çalışmamızı da bu gördüğünüz şekilde yapacağız. Örgümüzün her bir sıramızın sonuna geldiğimizde ilk sıranın sonunda sonda 13 ilmek kaldığında yaka düşürme yapacağız ve diğer tarafta da aynı şekilde. Bir tur bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci turda 11 ilmek kalınca kaldığında yaka düşürme yapacağız. Sonraki turda 9 ilmek kaldığında her iki tarafta 9 ilmek kaldığında yaka düşürme yapacağız. Ve en son sırada da her iki tarafta 7 ilmek sonda kaldığında yaka düşürmesi yaparak toplam 4 sırada yaka düşürme çalışmasını da tamamlamış olacağız. İlk sıramıza başlıyoruz. Bundan sonra örgümüze haroşa örgüyle devam edeceğiz. Beden ayrımlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Sıramızın sonunda 13 ilmeğimiz kaldığında, yani aslında ilk ön parçamız kaldığında, yaka düşürme çalışması yaparak, şu kısımdan geri dönüş yaparak devam edeceğiz. Şimdi önümüzdeki ilk 13 ilmeğimizi ilk ön parçamız için örerek başlıyoruz. Ben haroşelerimi devamlı düz olarak yapıyorum. Sizler her iki yönde ters örerek haroşelerinizi örüyorsanız, aynı şekilde devam edebilirsiniz. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ön parçam için 13 ilmek ördükten sonra şimdi artırma kısmına geldim. Önümdeki iki ilmeğin her iki tarafından birer gizli artırma yaparak ilerleyeceğim. Bu şekilde bir tane gizli artırma yapıyorum buraya bir ayraç takıyorum. Elinizde bu işaretleyicilerden yoksa farklı renkte gibi ipinizi halka halka şeklinde düğüm yaparak onu da bu kısımlarda işaretleyici olarak kullanabilirsiniz. Bir tane gizli arttırma yaptım. Ayracımı taktım. 2 ilmek düz örüyorum. Ve bir, bir arttırma daha yapıyorum. Yani artış yerlerinde daima arada kalan iki ilmeğin yanlarından birer gizli arttırma yaparak ilerleyeceğiz. Böylece ilk ön parçamızı tamamladık. Artırma yerini geçtik ve kolumuza geldik. Önümüzdeki 9 ilmeği kolumuz için 9 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Kolumuz için 9 ilmek ördükten sonra yine önümüzdeki 2 ilmeğin her iki tarafından artışlar yaparak devam ediyoruz. Bir tane gizli artırma yapıyoruz ve ayracımızı takıyoruz. Ayracımızı arttırma yerlerinde kalacak olan iki ilmeğimizin hemen önüne takıyoruz. Ve iki ilmek örüyorum. Bir arttırma daha yapıyorum. Bu arttırma kısmını da geçmiş oluyorum. Ve arka parçama başlayacağım. Arka parçam için 19 ilmek örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 arka parçam için 19 ilmek ördükten sonra bir sonraki arttırma kısmına geldim bir ilmek artış yapıyorum işaretleyici takıyorum 2 ilmek örüyorum ve bir ilmek daha artırma yapıyorum ve koluma devam ediyorum kolum için 9 ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kolum için 9 ilmek ördükten sonra en son artırma kısmına geldim bir tane artış yapıyorum işaretleyicimi buraya takıyorum 2 ilmek örüyorum ve bir tane daha arttırma yapıyorum. Şimdi sol şişimizde 13 ilmeğimiz kaldı ve ilk yaka düşürmemizi bu kısımda yapıyoruz. İpimizi öne alıyoruz ve önümüzdeki bir ilmeği örmeden şişimizi alıyoruz. Sol şişimizde 12 ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi bu kısımdan geri dönüş yapacağız. Bu şekilde şöyle ipimizi arkaya alıyoruz ve buradan geri dönüş yapıyoruz. 12 ilmeğimiz örmeden şişimizde kalacak ve örgümüze devam edeceğiz. Bu örmeden aldığımız ipimizi yine örmeden bu şekilde şişimize takıyoruz. İpimizi tekrar arkaya alıyoruz ve ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Arka yüzlerdeyken bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örerek sıralarımızı tamamlayacağız. Farklı bir işlem yapmayacağız. Arka yüzde sıramın sonunda 13 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örerek devam ediyorum. 13 ilmeğim kaldığında yine önceki sırada olduğu gibi yaka düşürme çalışması yaparak ilerleyeceğiz. Kalan ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ilmeğimiz kaldı. Yaka düşürme çalışmasını bu şekilde hem ön yüzde sıranın sonunda hem arka yüzde sıranın sonunda yapacağız. Şimdi bir tarafta 13 ilmek kalınca geri dönüş yapmış olduk. Bu, bu sefer diğer tarafta arka yüzde 13 ilmek kaldığında geri dönüş yaparak ilerleyerek devam edeceğiz. İpimizi önümüze alıyoruz. Bir ilmeğimizi örmeden şişimize takıyoruz. Tekrar ipimizi bu şekilde ilmeğimizin etrafına doluyoruz. Sol şişimizde 12 ilmeğimiz kalmış oluyor ve geri dönüyoruz. Buradan geri dönüş yaparak sıramıza başlıyoruz. Sonraki ön yüzümüze başlıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Önümüzdeki ilk ilmeğimizi yine Örmeden şişimize bu şekilde alıyoruz ipimizi arkaya alıp yanındaki ilmeğimizi örüyoruz ve ayrım yerine gelmiş oluyoruz ayrım yerine geldiğimizde bir tane artış yapıyoruz yine ayrıcımız burada kalıyor aradaki iki ilmeğimizi örüyoruz bir artış daha yapıyoruz ön parçamızı bu şekilde geçmiş oluyoruz ve kol parçamıza devam ediyoruz bir sonraki artış kısmına kadar olan ilmeklerimizi örüyoruz. Sonraki artış noktasına geldiğimizde yine bir tane gizli artırma yapıyoruz ayracımızı. Yer değiştiriyoruz, 2 ilmek örüyoruz. bir tane daha artırma yapıyoruz ve arka parçamıza devam ediyoruz. Sonraki ayracımızın bulunduğu noktaya kadar artırma yapacağımız kısma kadar arka ilmeklerimizi örüyoruz. Sonraki artırma kısmına geldik. Bir tane gizli artırmamızı yapıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane daha gizli artırma yapıyoruz ve kolumuza devam ediyoruz. Kol ilmeklerimizi tamamlayıp sonraki artırma kısmına geliyoruz. Sonraki artış yerine geldik. Bir tane gizli artırmamızı yapıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane daha artış yapıyoruz. Bu sefer sonda 11 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz. Sayalım. 2 4 6 8 10 11. Yani önümüzdeki 3 ilmeği daha öreceğiz. 1 2 3. 11 ilmeğimiz kaldığında buradan geri dönüş yapacağız. İpimizi öne alıyoruz. Bir ilmeğimizi yani 11. ilmeğimizi bu şekilde sağ şişimize almadan sağ şişimize geçiriyoruz. İpimizi böylece ilmeğimizin etrafında doluyoruz. Sol şişimizde 10 ilmeğimiz kaldığında geri dönüş yapmış oluyoruz. Önümüzü çeviriyoruz ve arka sırada örgümüze devam ediyoruz. Bu ilmeğimizi yine almadan bu şekilde şişimize takıyoruz. İpimizi arkaya alıp haroşa olarak örerek devam ediyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi haroşa yaparak ilerliyoruz. Sıramızın sonunda 11 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Arka yüzde sıramızın sonunda 11 ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak örüp geldik. 11 ilmek kaldığında ipimizi öne alıyoruz. Sıradaki 11. ilmeğimizi örmeden sağ şişimize takıyoruz. Bu şekilde ipimizi ilmeğimizin etrafında doluyoruz ve geri dönüş yapıyoruz. Sonraki sıraya ön yüze geldik. Bu bir ilmeğimizi yine örmeden şişimizin üzerine alıyoruz bu şekilde. Ve buradan geri dönüş yaparak ön yüzde arttırmalarımıza devam ederek ilerliyoruz. Bu bizim üçüncü ön yüz sıramız oluyor. İki sıra örmüş olduk. Yani iki sıra ön yüzde, iki sıra arka yüzde örmüş olduk. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayız. Artış yerine kadar olan ilmeklerimizi örüyoruz ve ayrım yerine geldiğimizde bir tane gizli artırmamızı yapıyoruz. Arada iki ilmek düz olarak örüyoruz. Bir tane daha artırma yapıyoruz ve kolumuza devam ediyoruz. 1 2 3 4 Kol parçamızın ilmeklerini ördükten sonra yine artırma kısmına geldik. Bir tane gizli artırmamızı yapıyoruz. 2 ilmek arada kalan 2 ilmeğimizi örüyoruz bir tane daha artırma yapıyoruz ve arkamıza devam ediyoruz arka parçamızın ilmeklerini sonraki artırma yerine gelene kadar örüyoruz arka ilmeklerimizi tamamlıyoruz bir tane artış yapıyoruz 2 ilmeğimizi örüyoruz bir tane daha artış yapıyoruz ve diğer kolumuza devam ediyoruz bu defa sıramızın sonunda 9 ilmek kalana kadar öreceğiz. İlk sırada 13 ilmek sıra sonunda bırakmıştık. ikinci sırada 13, 11 ilmek bıraktık. Bu sırada 9 ilmek bırakacağız sıra sonunda. Bu şekilde olacak. Yani 9 ilmek kaldığında geri dönüş yapacağız. Sonrasında 8 ilmek kalmış olacak. Sonraki artış yerine geldik. Bir tane gizli artırmamızı yapıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane daha artış yapıyoruz ve 9 ilmek kalana kadar örmeye devam ediyoruz. Sayalım 2 4 6 8 9. 9 ilmeğimiz kaldığında yine aynı şekilde geri dönüş yapıyoruz. İpimizi öne alıyoruz. 9. ilmeğimizi örmeden şişimize alıyoruz. İpimizi bu ilmeğimizin etrafında bu şekilde doluyoruz. Sonda 8 ilmek örmeden bırakmış oluyoruz ve geri dönüşümüzü yapıyoruz. Geri dönüş yaptığımızda önümüzdeki ilmeğimizi yine örmeden sağ şişimizi alıyoruz. ipimizi arkaya alıp ilmeklerimizi haroşa olarak örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Sıramızın sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Böylece bir tur daha zayıf düşürme tamamlamış oluyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde olmak üzere bir tur tamamlamış oluyoruz. 9 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıramın sonunda 9 ilmeğim kalana kadar ördüm. Bu kısımda yine yaka düşürme çalışmamı yapıyorum. İpimi öne alıp bir ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi şöylece e, ilmeğimin etrafında doladım. Sol şişimde sıranın sonunda 8 ilmek bırakmış oldum ve geri dönüş yapıyorum ilmeğimi yine örmeden şişime alıyorum ipimi arkaya alıp ön yüzde örgümü örmeye devam ediyorum yani sıra ön yüzde örgümü örmeye devam ediyorum artışlarımı yaparak lobamı oluşturmaya devam ediyorum İlk ayracımın bulunduğu noktaya kadar arttırma yerine kadar olan ilmeklerimi örüyorum artırma yerine geldiğim zaman bir tane gizli artırmamı yapıyorum 2 ilmek düz olarak örüyorum tekrar gizli artırmamı yapıyorum ve kol parçama devam ediyorum sonraki artırma kısmına kadar kol ilmeklerimi örüyorum böylece 3 defa yaka düşürme çalışması yapmış olduk şu ana kadar 6 sıra örmüş olduk ve 3 defa her iki tarafta artış her iki tarafta yaka düşürme çalışması yapmış olduk. Bu dördüncü defa bir tur daha yapacağız. Hemen yüzde hem arka yüzde birer yaka düşürme çalışması daha yaparak tamamlamış olacağız. Şimdi sonraki artış yerine geldim. Kol ilmeklerimi ördüm. Bir tane gizli artırmamı yapıyorum. İki ilmek örüyorum. Tekrar gizli artırmamı yapıyorum ve arka parçama devam ediyorum. Sonraki artırma kısmına kadar arka parçamın ilmeklerini örüyorum. Sonraki artırma kısmına geldiğimde yine mı yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Bir artırma daha yapıyorum. Kolumu da örüyorum. 2 Sonraki artırma kısmına kadar kol ilmeklerimi örüyorum. arttırma kısmına geldiğimde bir gizli artırma iki düz ve yine bir gizli artırma yapıyorum bu defa sıramın sonunda 7 ilmek kalana kadar öreceğim yani yaka düşürme çalışmamızda her defasında fazladan 2 ilmek örerek kenarlara gelmiş oluyoruz sayalım 2 4 6 7 7 ilmeğimiz kaldı ipimizi öne alıyoruz bir ilmeğimizi örmeden şişimizi alıp geri dönüşümüzü yapıyoruz sıramızın sonunda 6 ilmek bırakmış oluyoruz ve geri dönüyoruz arka yüzde ilmeklerimizi haroşa olarak devam ediyoruz bu ipimizi bu ilk ilmeğimizi yine örmeden şişimizi alıyoruz ipimizi arkaya alıp haroşa örerek sıramızı tamamlayacağız sıramızın sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz Sıramızın sonunda 7 ilmeğimiz kaldığında son defa yaka düşürme çalışmamızı yapıp tamamlayacağız. İpimizi öne aldık. Bu 7. ilmeğimizi örmeden şişimize alıp geri dönüşümüzü yapıyoruz. Sıra sonunda 6 ilmek bırakmış oluyoruz. Buradan geri dönüş yaparak bir sonraki sıramıza başlıyoruz. İlk ilmeğimizi yine örmeden şişimize aldık. Ve yine artışlarımızı yaparak sıramıza devam edeceğiz. Bundan sonrası artık yaka düşürme çalışmamızı tamamlamış olduk. Sıralarımızı bundan sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi örerek devam ettireceğiz. Bir taraftan ayrım yerlerinde artışlarımızı yaparak robamızı daha fazla genişleterek devam edeceğiz. Yaka düşürme çalışmamızı tamamladık. Roba artışlarımızı aynı şekilde uygulayarak devam edeceğiz. Bir süre bu hardal rengimizde devam edeceğiz. Sonrasında çizgili kısma geçeceğiz. Yaka düşürme çalışmamız burada birkaç sıra daha ilerledikten sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Şurada güzel bir yuvarlak boyun oyuntusu elde etmiş olacağız. İlk lastik kısmında açtık. Bundan sonra 12 haroşa diş arayla iliklerimizi açarak devam edeceğiz. Şimdi bu arka parçamızdan saydığımızda 10 haroşa diş olana kadar hardal rengimizle devam ediyoruz çünkü ön kısımdan sayarsak sıra sayısı daha az gözüktüğü için yanılabiliriz. Arka tarafta 10 haroşa diş oluncaya kadar örüp e, geliyoruz. Roba artışlarımızı yaparak ilerliyoruz. Hardal renk ipimle örgümü örmeye devam ettim. Arka parçadan saydığımda 10 diş haroşa oluncaya kadar ördüm. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada renk değişimini yaparak ilerleyeceğim. Bundan sonraki sıralarımızda bir diş kırık beyaz bir diş halar rengi olacak şekilde ilerleyeceğiz. Bir süre de bu şekilde öreceğiz. Toplamda 10 diş olacak şekilde karışık olarak renklerimizi öreceğiz. Renk geçişlerimizi şöyle yapıyoruz. Kırık beyaz ipimi arka tarafa bağladım. Hali hazırda ördüğüm bu hardal ipimin ipimi şöyle bu şekilde tutuyorum. Ön tarafta bunu tutuyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve diğer rengimi buradan örmeye başlıyorum. Renk geçişlerimizi yaparken bir önceki rengimizin ipi bu şekilde alt sırada önde kalıyor arkadaşlar. Renk geçişlerimizi bu şekilde yapacağız. Her ön yüzde renk değişimi yaparak ilerleyeceğiz. Yani yeni rengi geçtiğimizde bir ön yüz ve bir arka yüz örüp bir diş haroşa ördükten sonra tekrar ön yüze geldiğimizde diğer rengimize geçiş yaparak devam edeceğiz. Bir diş kırık beyaz, bir diş hardal rengi olacak şekilde örgümüzü örerek devam ediyoruz. Bu ön yüzü ve bundan sonraki arka yüzü kırık beyaz rengimizle örüp tekrar buraya sıra başına gelelim. Bir kez daha renk değişim yapmayı göstererek devam edelim kırık beyaz ipimize geçiş yaparak birlikte iki sıra yani bir diş olana kadar örüp geldik. E, tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Renk değişimi yaparak tekrar hardan rengimize geçiş yaparak ilerleyeceğiz. Birlikte bir kez daha renk değişimini yapalım. Üstteki rengimizi bu şekilde sol parmağımızda şöyle şu şekilde tutalım. Yani onu önde bırakmış oluyoruz. Şişimizi şuradan ipimizin şu kısmından batırarak diğer ipimizi alttaki ipimizi bu şekilde örerek sıramıza başlıyoruz. Bu şekilde örerek devam ediyoruz. Bir diş hardal, bir diş kırık beyaz olacak şekilde devam edeceğiz. Bu kısımlar şöyle örüldükçe kenarlar bu şekilde muntazam bir şekilde görünecek. Düzgün bir şekilde e, renk geçişlerimizi yapmış olacağız. Şimdi robamızda artışlar yaparak ilerlemeye devam ediyoruz. Babamızın genişliği istediğimiz boyuta gelene kadar çizgili olarak örgümüze devam ederek ilerliyoruz. İlk iliğimizi lastik kısmında açmıştık. Bundan sonra 12 diş arayla iliklerimizi açmayı unutmuyoruz. Yeleğimin robası istediğim genişliğe gelene kadar örüp geldim. Toplam 18 defa artırma yaparak robamı tamamladım. Düz renkli örgümüze başladık. 10 diş düz renk olarak ördük. Üzerine 8 diş karışık olarak ördük. Şu an örgümüzün ön yüzünde ve sıra başındayız. Bu sırada öncelikle kollarımızı örmeye başlayacağız. Sonrasında bedene devam edeceğiz. Bu sırada artık artırma yapmadan ilerleyeceğiz. Şimdi sıra başından örgümüze başlayalım. Buradaki renk geçiş detayını da sizlere göstermek istiyorum. Bu teknikle bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra başından kırık beyaz ipimizle başlıyoruz. Önümüzdeki ön parçamızı örelim. Sonrasında kol parçamızı da örelim. Kol parçamızdan sonraki şu iki ilmek artış kısmına gelene kadar örüp geliyoruz. Kırık beyaz rengimle ön parçamı ve kol parçamı örüp geldim. Kol parçamdan sonraki bu iki ilmek artık artış kısmına geldiğim zaman bu ilmeklerin bir tanesini kolum için örüyorum ve bir tanesini arka beden için bırakıyorum. Buradan geri dönüş yapıyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Kolda da yine bir diş kırık beyaz olarak öreceğim. Kol parçamın başlangıç noktasına kadar ilerliyorum. Başlangıç kısmına geldiğim zaman yine şuradaki iki ilmek artış kısmına geldiğimde bu iki, aradaki iki ilmeğin bir tanesini kolum için öreceğim, bir tanesini ön beden için bırakacağım. Buradan e, bir diş kırık beyaz ördükten sonra tekrar hardan rengimi bu kısma bağlayıp devam edeceğim. Kolumun başlangıç noktasına geldim. Buradaki iki ilmeğin bir tanesini kolum için örüyorum, bir tanesini ön beden için bırakıyorum ve tekrar buradan geri dönüş yapıyorum. Şimdi bir süre kolumu öreceğim. Diğer parçaları bekletip sadece kolumu öreceğim. Kolumda bir diş kırık beyazla örmüş oldum. Hardar rengim burada kalmış oldu. İpimi buradan koparıp kolumun başlangıcına buraya bağlayacağım. Ve bir diş de hardar rengimle örüp geliyorum. Yeleğimin kolunu bir diş kırık beyaz bir diş hardar rengimle örmüş oldum. Toplamda 10 haroşe diş karışık olarak örmüş olduk. Çizgili kısmı örmüş olduk. Ee, bu kadar yeterli. Şimdi kolumuzda. Bir ters bir düz lastik uygulayarak kolumuzu tamamlayacağız. Ama lastiğimize bu ön yüzde değil de arka yüzde geçiş yapacağız. Bunun da sebebi buradaki bu son haroşa dişimizde e, bozuk bir görüntü oluşmaması için. Bu sırada şu an ön yüzde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Arka yüze geçtiğimde bir ters bir düz lastik olarak örmeye başlayacağım. E, arka yüzde başlayıp toplam 5 e, sıra lastik olarak öreceğiz. 5 sıradan kastım. Bir ön yüz ve bir arka yüz ördüğümüzde iki sıra olmuş oluyor. Bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Arka yüzde bir ters bir düz lastiğe geçiş yapıp devam edelim. Ee, yaka kısmında göstermiş olduğum tekniği uygulayarak devam ediyoruz. Örgümün arka yüzüne geçtim ve lastik çalışmamı başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilk ilmeğimi düz olarak kabul edeceğim. Düz ilmeklerimi arka yüzde olduğum için çaprazlama olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeği çaprazlama olarak örüyorum. Normal ters ilmeği normal örüyorum. Yakada uyguladığım lastik tekniğini uygulayarak toplam 5 sıra ördükten sonra kolumuzu bitireceğiz dilerseniz tabi sizler normal bir ters bir düz lastikle de devam edebilirsiniz. Tamamlayıp geliyoruz. Kol lastiğimizi 5 sıra örüp tamamladık. Şimdi kesimini yapıp bitiriyoruz. Örerek kesme tekniğiyle kolumuzu tamamlayacağız. lastik örgü oldu, olduğu için düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters olarak örüp o şekilde kesim yapacağız. Böylece daha düzgün bir kesim hattı elde etmiş olacağız ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğim ters onu ters olarak örüyorum ipimi arkaya alıyorum ve ilk ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum sıradaki ilmeğim düz düz olarak örüyorum önceki ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum ipimi öne alıyorum sıradaki ilmeğim ters ters olarak örüyorum ipimi arkada arkaya alıp kesiyorum Sıradaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kesiyorum. Sıradaki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum ve kesiyorum. İpim daima arkada kalıyor. Düz ilmeğimi düz olarak örüp kesiyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüp kesiyorum. Düz ilmeği düz örüp kesiyorum. Ve ters ilmeği ters örüp kesiyorum. Bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz bu yöntemle. Tamamlayıp geliyoruz. Böylece yeleğimizin kol kısmını tamamlamış olduk. Gösterdiğim kesme tekniğiyle böyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. İç tarafta böyle ya dışta da bu şekilde oluyor. Buradan ipimizi koparıyoruz ve şimdi diğer kolumuza devam edeceğiz. Kırık beyaz ipimizi koparıp tekrar bu kısma getirip bağlıyoruz ve arka parçamızı örmeye başlıyoruz. Arka parçamızı örüp diğer kolumuza geçiyoruz. Diğer kolumuza da aynı işlemleri tekrar ederek bitiriyoruz. Bu iki ilmek artış yerlerindeki ilmeklerin birer tanesini kola dahil ediyoruz, birer tanesini beden için bırakıyoruz. Bu ayrıntıyı atlamıyoruz. Bu şekilde ikinci kolumuzu da tamamlayıp geliyoruz. Böylece diğer kolumuzu da tamamladık. Ve kırık beyaz ipimizi tekrar koldan sonraki ön parçamızın başlangıcına bağladık. Buradan devam edeceğiz. Bu kısımda hardal ipimizi bir miktar uzun bıraktık. Burada daha sonra dikiş için kullanacağız onu. Şimdi ön parçamızı örerek sıramızı tamamlamış olacağız. Sıra sonuna kadar parçamızı örüyoruz. Arka yüze geçip devam ediyoruz. Ve örgümüzün arka yüzüne geçtik. Şimdi beden parçalarımızı birleştirerek devam edeceğiz. Kırık beyaz ipimizle arka yüzde örgümüze devam ediyoruz. Ön parçamızın sonuna kadar örüyoruz. Kol altına geldiğimiz zaman sadece bir ilmek bu şekilde artış yapacağız. Çünkü beden genişliğimiz zaten iyi. Onun için daha fazla artış yapmaya ihtiyaç duymuyoruz ve buradan arka parçamıza devam ediyoruz. Bu şekilde parçalarımızı birleştirerek örgümüzü örüyoruz. Ve arka parçamızı da öreceğiz. diğer kol parçamıza geldiğimizde aynı şekilde sadece bir ilmek kol altında artış yapacağız. Ve ondan sonra ön parçamıza da geçiş yapmış olacağız. Bu şekilde bu arkayı sıramızı tamamlayıp geliyoruz. tekrar ön yüze geldim. Beden parçalarımı bu şekilde birleştirmiş oldum. Bundan sonra artık bedenimizi örüp devam ediyoruz. Şimdi bedenimizde bu çizgili kısmı toplam 9 haroşa diş örmüş olduk. 2, 4, 6, 8, 9. E bu kısmı tekrar hardal ipimizi bağlıyoruz ve son bir diş hardalla örüp 10 dişte buradaki çizgili kısmı tamamlıyoruz. Sonrasında kırık beyaz ipimizle devam ediyoruz. Şimdi hardal ipimizle bir diş örüp geliyoruz. Böylece yeleğimizin beden kısmında çizgili kısmı 10 dişe tamamlamış olduk. Bundan sonra kırık beyaz ipimizle örgümüze devam edeceğiz. Yeleğimin beden kısmını tamamlayıp geldim. 10 haroşa diş kırık beyaz ipini ördükten sonra 10 diş karışık olarak ördüm ve sonrasında 10 diş mavi rengiyle örüp tamamladım. Şimdi sadece alt örüp bitireceğim. Başlangıçtan itibaren 10 diş düz renk, 10 diş karışık olacak şekilde toplam 50 sıra olmuş oldu. Yeleğimizi tamamladık. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz, sıra başındayız. Lastik kısmına geçiş yapıyoruz. Şu ana kadar 4 tane de ilik açtım. Ön bant kısmında, lastik kısmında son bir ilik açıp 5 tane ilikle ön bant kısmını tamamlamış olacağız. Şimdi örgümüzün ön yüzünde bu sıramızı tamamen düz örgü olarak örelim. Arka yüze geçtiğimiz zaman aynı kollarda yaptığımız gibi arka yüzdeyken kol lastik çalışmamıza başlıyoruz. Bu sefer lastiğimizi 7 sıra olacak şekilde öreceğiz. Kollarda 5 sıra örmüştük. Alt bantta 7 sıra lastik öreceğiz Bundan sonraki arka yüzde lastiğimizi başlayarak 7 sıra ördükten sonra tekrar ön yüze geldiğimizde kollarda uyguladığımız kesim tekniğini uygulayarak bedenimizi tamamlayacağız. Bu şekilde örüp bitirmiş olacağız yeleğimizi. Sonrasında kol altlarında dikişlerimizi de yapalım. Ben şöyle tamamladım bu kısımda. Sizlerde bu kısımdaki dikişlerimizi tamamlayalım. Son olarak da düğmelerimizi dikip yeleğimizi hazır hale getirmiş olacağız. Oraya kadar bütün işlemleri tamamlayıp geliyoruz. 0-6 ay ölçüsünde hazırladığımız yeleğimizi tamamladık. Hem yapılışı kolay hem de çok şık bir model. Her iki cinsiyet için hazırlayabileceğiniz ortak bir model oldu. Kanalımda çizgili modeller oynatma listesi içinde bu modelle ördüğüm bütün videolarımı görebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.